Herkese merhabalar. Hepiniz YouTube kanalım Gülümseten Marifetlere hoş geldiniz. Öncelikle nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah hepiniz çok çok iyisinizdir. Bugünkü örgü anlatımımda bu görmüş olduğunuz çok şeker mi şeker, yumuşacık, puf puf, kabarık, pamuk şekeri gibi bir bebek patik modeli yapımını sizlerle paylaşacağım. Gerçekten böyle yumuşacık oldu. Çok da güzel, narin, kibar bir patik modeli oldu. İnşallah sizler de beğenirsiniz ve hep birlikte denemiş oluruz. Şimdi hep birlikte yapımına başlayalım. Evet, şimdi patiğim için gerekli malzemelerim. Bir adet iğnem var. 2 renk patiklik ip kullandım. 3 mm şişlerim var. İplerimi kesmek için makasım var. Şimdi örgümüze başlayalım. Öncelikle bu turuncu rengimle başlıyorum. Şişlerimi aldım. Ben ipimi boynuma atarak örüyorum. Sizler nasıl örüyorsanız o şekilde başlayabilirsiniz. Atacağım ilmek miktarında ipimi bu şekilde bıraktım. Tek şişime ilmek atarak başlıyorum. Şöyle. İlmeklerimi ben bu şekilde atıyorum. İlk sırada ilmeklerimizi gevşek atalım. Çok sıkı ilmek atmayalım. Çünkü haroş örgü öreceğimiz için üst kısımlarda esneme olacak. Alt kısmı çok sıkı atarsak bu ilmekleri, alt kısımda bir gerdirme olacaktır. Yani esneme payı hiç olmayacaktır. Böyle gevşek atalım ki bakın şöyle esneme payı olsun. Böyle 46 tane ilmeğimi atıyorum. 46 tane ilmeğimi şişime attım. Daha büyük ayak numaraları için örmek isterseniz 2 ilmek, 4 ilmek fazlalaştırarak ilmek sayısını artırarak ilerleyebilirsiniz. Ayak numarasına göre 2-2 artırarak başlayabilirsiniz. Benim öreceğim bu patik 6 ay 1 yaş arası olur. Bu sayılar. Şimdi örgümün burası arka yüzü. Şu ipim biraz uzun oldu. Onu şöyle kesip kısaltabiliriz. Burası arka yüzü. Bakın başlangıç ipim bu tarafta. İlk ilmeği her zaman örmeden alıyorum. Diğerlerini ters olarak örmeye devam ediyorum. Bu şekilde örüyorum. Ters nasıl örüyorum? İlmeği şişime alıyorum. İpi üzerine atıyorum. İlmeğin içinden çıkartıyorum. İlmeği şişime alıyorum. İpi üzerine atıyorum. İlmeğin içinden çıkartıyorum. Bu şekilde örerek ilerliyorum. Böyle son bir ilmek kalana kadar ters olarak öyle. Son ilmeğime geldim. Son ilmeğimi düz olarak öreceğim. Bu şekilde. Her zaman ilk ilmeği örmeden alıyorum. Son ilmeği düz olarak örüyorum ben. Kenarları daha düzgün ortaya çıkmış oluyor örgümün. Burası örgümün arka yüzü. Şimdi örgünün ön yüzüne geçiyorum. Bakın böyle çizgi çizgi görünen yer örgümün ön yüzü. Başlangıç ipim bakın bu tarafta. Burası örgünün ön yüzü. Dediğim gibi her zaman ilk ilmeği örmeden diğer şişe geçiriyorum. Sonrasında yine ilmeklerimi ters olarak örmeye devam ediyorum. Bir kez daha tekrar edelim. Ters olarak ilmeği şişime alıyorum. İpi üzerine atıyorum. Attığım ipi ilmeğin içinden çıkarttığım an buradaki ilmeğimi serbest bırakıyorum. Son bir ilmek kalana kadar yine ters olarak örmeye devam edelim. Son ilmeğime geldim. Onu düz olarak örüyorum. Her zaman ilk ilmeği örmeden alalım. Son ilmeği düz olarak örelim. Bakın böyle bir diş haroşa sırası oluşturmuş oldum. Bu şekilde haroşa sıralarını ben örgünün arka yüzünde ve ön yüzünde ilmekleri ters olarak örüyorum. Bu şekilde oluşturuyorum. Şimdi toplamda 4 diş haroşa sırası örelim. İlmekleri örgünün arka yüzünde ve ön yüzünde ters olarak örelim. Ve 4 sıraya tamamlayalım. Evet, bakın böyle sıralarımı tamamladım. Sayalım. Örgünün ön yüzünden sayıyorum. 1, 2, 3, 4.
Dördüncü sırayı ön sırada böyle ördükten sonra arkaya geçtiğimde arkayı örmeden beyaz rengimi alıyorum. Beyaz rengimi şöyle turuncu rengime düğümlüyorum. Bakın böyle düğümledim. Şimdi ipimi kopartmıyorum, diğer ipimi. Beyaz rengimle örmeye devam ediyorum. Renk geçişlerinde ilk sırayı da, ilk ilmeği de örelim. Renk geçişini örgünün arka yüzünde yapıyorum. Şöyle. Yine ters olarak tüm ilmekleri öreceğim. Böyle bakın. Örgümün bakın ön yüzüne geldim. Renk geçişini yaptım. İlk ilmeği örmeden diğer şişimi aldım. Ve yine ilmekleri ters olarak örüyorum. Bir diş haroşa sırası da beyaz rengimle öreceğim. Bu şekilde bakın. Şimdi şöyle ön yüzünü göstereyim. Bir diş haroşa sırası beyaz rengimle ördüm. Örgünün arka yüzüne geçtim. Burada beyaz rengimi bırakıyorum. Diğer rengime geçiyorum. Renk geçişlerinde ilk ilmeği de ters olarak örelim. Bunu sadece renk geçişleri yaptığımız zamanlar ilk ilmeği örelim. Bakın bu şekilde sırayı bitirelim. Böyle sırayı tamamladım. Örgümün ön yüzüne geçtim. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Yanındakini ters ördüm. Bir sonrakini düz örüyorum. Bir ters, bir düz. Bir ters, bir düz. Böyle sırayı tamamlayalım. En son ilmeğimi bakın düz ördüm. Sonuncuyu da düz ördüm. Bu şekilde tamamladım. Bir ters, bir düz olarak sırayı tamamladım. Örgümün arka yüzüne geçiyorum. Burası örgümün arka yüzü. Şimdi buraya geçtiğimde ilk ilmeği örmeden aldım. Yanındaki görünen ilmeğim ters. Onu ters ördüm. Bu görünen ilmeğim düz. Bakın şöyle. Düz. Bu düz ilmeği şöyle içinden alarak düz değil de aşağıda bakın şöyle delikli bir kısım var. Şurası. Oraya batıyorum. Düz olarak örüyorum. İlmeği bırakıyorum. Yanındaki bakın görünen ilmeğim ters. Onu ters örüyorum. Yanındaki düz. Bakın onu ilmeğin içine batarak değil. Altta şöyle delikli bir kısım var bakın. Şöyle. Bu delikli kısma batarak, bir alta batarak düz ördüm. İlmeği bıraktım. Yanındaki ters. Tersi ters örüyorum. Tersi normal ters olarak örelim. Ama düz ilmeği böyle normalde ördüğümüz gibi ilmeğin içine batarak değil, şu alt kısımda, şurada altta delikli bir kısım var. Bakın şöyle. Şu alta batıyoruz. Şu alta batarak düz örüyoruz. Tersi normal ters. Düz ilmeği alttan batarak düz. Tersi ters. Düz ilmeği tekrar gösteriyorum. Bakın şuraya alta, alt kısma batarak düz. Tersi ters. Böyle bir sırayı tamamlayalım. Burası örgünün arka yüzü. Burada sıranın sonuna geldim. En son ilmeğimi de hep düz örüyorum ya, onu normal düz örelim. Diğer düz ördüklerimiz gibi değil. Normal düz ördüm. Arka yüzünde işlemi tamamladım. Şimdi örgünün ön yüzüne geçiyorum. Bakın böyle bir alta batarak ördüğüm için düzler böyle kabarık görünecektir. Şöyle bakın, düz ilmekler daha kabarık duruyor ön tarafta. Burası örgünün ön yüzü. Evet, bu şekilde. Şimdi tekrar örmeye başlayalım. İlk ilmeği örmeden aldım. Sıradaki ilmeğim ters. Onu ters ördüm. Sıradaki ilmeğim düz bakın. Yine düz ilmeği böyle ilmeğin içine batarak, her zamanki ördüğümüz gibi değil, şu alta batıyorum. Bakın alt kısma battım. Düz ördüm. İlmeği bıraktım. Tersi ters ördüm. Düz ilmeği örerken ilmeğin içine değil, şu alt kısımda bir delikli kısım var. Şöyle bakın, şu iki ilmeğin arasına battım. Düz ördüm. Tersi ters. Düz ilmeği şöyle bakın şu alt kısma batarak düz ördüm. Ön kısımda da yine arka kısımdaki gibi örmeye devam ediyorum. Düzlerin bir alttan şöyle içine batarak, tersi normal ters olarak. Düz ilmeği şöyle bir alta batarak düz, tersi ters örüyorum. Bakın böyle
bir görüntüsü olacak. Örgünün arka yüzünde de ön yüzünde de tersleri ters, düz görünenleri içinden bir alttan batarak düz öreceğim. Böyle örmeye devam edelim. Arka yüzünde ve ön yüzünde aynı işlemi yapacağız. Örerek ilerleyelim. Sonrasında sizlere yine sıra vereceğim. Evet, bakın sıraları tamamladım. Şöyle örgümün ön yüzü, örgünün arka yüzü. Hem örgünün arka yüzünde hem ön yüzünde aynı modeli uyguladık. Yani Selanik örgü modelini uyguladık. Bakın böyle yumuşacık, puf puf kabarık bir örgü oldu. Böyle pamuk şekeri gibi. Burası örgünün ön yüzü. Şöyle şu kabarıklıkları sayıyorum. Bakın şu kabarık düz örgüleri. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane olacaklar. Örgünün ön yüzünden saydığımızda. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Şimdi örgümün arka yüzüne geçiyorum. Arka yüzüne geçtiğimde beyaz rengimle geçiş yapacağım. Beyaz rengimi de burada kopartmamıştım. Şöyle onu örüyorum. Böyle gerdirmeyelim. Burada biraz uzun bırakalım. Beyaz rengime geçiş yapıyorum. Renk geçişlerinde ilk ilmeği örüyoruz. Artık Selanik örgü modelini bıraktım. İlmekleri ters örüyorum. Bakın böyle hepsini ters örüyorum. Örgümün ön yüzüne geldim. Arka yüzde renk geçişini yaptım. Beyaz rengime geçtim. İlmekleri ters olarak ördüm, geldim. Şimdi burada Selanik örgü sırasını ayak numarasına göre 2 sıra arttırarak ilerleyin. Daha büyük ayak numaraları için 2 sıra daha fazla örün şu Selanik örgü modeli kısmını. Şimdi beyaz rengime geçtim. Burada bir diş haroşa sırası öreceğim beyaz rengimle. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Diğerlerini ters olarak örüyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar gidelim. Evet, bakın böyle sırayı tamamladım. Bir diş haroşa sırasını ördüm. Renkler gerçekten çok güzel oldu. Birbirine çok yakıştılar. Farklı renklerde de yaparak erkek bebekleriniz için de uygulayabilirsiniz. Şöyle göstereyim bakın sizlere. Şu Selanik örgü modeli kısmını bitirdik. Bir diş haroşa sırası beyaz rengimizde ördük. Şimdi şu kısımlarını öreceğiz. Bunun için iplerin burada artık ikisini birden kesiyorum. Bakın böyle. Beyaz rengimle artık işim kalmadı. Hep turuncu rengimle öreceğim. Fakat şimdi şu örgünün tam ortasından örmeye başlayacağım için diğer rengimi de turuncu rengi ipimi de kopartmış oldum. Şimdi tekrardan bağlayacağız. Öncelikle şöyle yapalım. Buradaki 20 tane ilmeğimi bu şişime alıyorum. Böyle alalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Böyle 20 tane ilmeği buraya aldım. Ortadan 6 tane ilmeği orta kısma ayıracağım. Buraya da 20 tane ilmek kalacak. Toplamda da zaten 46 tane ilmeğim vardı. Şimdi onu ayırmadan önce turuncu rengimi alıyorum. Burada turuncu rengimi nasıl bağlayacağım? Nasıl? Şöyle şuraya bir ilmek atıyorum. Bu ilmeği attım. Şu beyaz renkli ilk ilmeğimle ikisini birlikte örüyorum. Artma eksiltme yapmadım. İp ipini buraya bağlamış oldum. Şimdi bir tane turuncu renkli ilmeğim oldu. 2 3 4 5 6. Şimdi 20 tane beyaz renkli ilmeğim, 6 tane turuncu renkli ilmeğim. Burada da sayalım. 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20. 20 tane beyaz renkli ilmeğim var. Tam ortasını bulmuş olduk. Şimdi buradan sonra ilmeklerimizi eksilteceğiz. Şimdi devam edelim. 6 tane ilmeğim burada turuncu renkli.
Şimdi burada iki tane daha beyaz renkli ilmeğimi ters olarak örüyorum. Bakın, iki renkli beyaz, iki tane beyaz renkli ilmeğimi ikisini birlikte ters örüyorum. 7 tane turuncu renkli ilmeğim oldu. Örgünün ön yüzüne geçiyorum. İlk ilmeği örmeden aldım. Bakın, örgümü çevirdim. Buradakileri örmüyorum henüz. İlmeğimi örmeden aldım. Diğer turuncu renkli ilmeklerimi ters örüyorum. Ters olarak örelim. Bütün turuncu renkli ilmeklerimi ters ördüm. 7 tane ilmeğim var. Şimdi buradan 2 tane beyaz renkli ilmeğimi düz öreceğim. Örgünün ön yüzünde 2 ilmeği düz örelim. Arka yüzde ters örelim. Şimdi 2 tane beyaz renkli ilmeğimi düz olarak ördüm. Yine burada 1 ilmek kestim. Şimdi örgümü çeviriyorum arka yüzünü. Arka yüzünü çevirdim. İlmeğimi örmeden aldım. İlk turuncu renkli ilmeğimi. Diğerlerini ters örüyorum. Turuncu renkli ilmeklerin tamamını ters örelim. Hepsini ters ördüm. 2, 4, 6, 8 tane oldular. Şimdi örgünün arka yüzündeyiz ya. Arka yüzünde olunca 2 ilmeği, bakın 2 tane beyaz renkli ilmeği alıyorum. Ters olarak ikisini birlikte örüyorum. Şimdi hemen örgünün ön yüzüne geçiyorum. İlk turuncu renkli ilmeği örmeden alıyorum. Diğerlerini ters olarak örmeye devam ediyorum. Burası örgünün ön yüzü. Tüm turuncu renkli ilmeklerimi ters örüyorum. Sırayı bitirdim. 2, 4, 6, 8, 9 tane oldular. Şimdi burası örgünün ön yüzü ya. Örgünün ön yüzünde 2 tane ilmeği birlikte düz örüyorum. Beyaz renkli ilmekleri. Hep beyaz renkli 2 tane ilmeği düz örüyoruz. Bakın, örgünün sonunda. Düz olarak ördüm. Örgünün ön yüzünde düz örüyorum. Şimdi yine örgümü çevirdim. Bakın, bu şekilde çevirdim. Arkasına geldim. İlk ilmeği örmeden aldım, turuncu renkli. Diğerlerini de ters olarak örüyorum. Tüm turuncu renkli ilmekleri ters örelim. Hepsini ters olarak ördüm, bitirdim. Kaç ilmeğim var? 2, 4, 6, 8, 10. Şimdi burada 2 tane beyaz renkli ilmeğimi ters öreceğim. Burası örgünün arka yüzü. Arka yüzünde ters örüyorum. 2 ilmeğin ikisini birlikte ters olarak ördüm. Şimdi örgünün ön yüzüne geçiyorum. İlk turuncu renkli ilmeği örmeden aldım. Diğerlerini ters örüyorum. Şimdi yine sıranın sonuna geldim. Örgünün ön yüzündeyim. Örgünün ön yüzünde olunca 2 tane beyaz renkli ilmeği ikisini birlikte düz örüyorduk. Bunları düz olarak ördüm. Bakın, bu şekilde 2, 4, 6, 8, 10, 12 tane turuncu renkli ilmeğim oldu. Beyaz renkli ilmeklerim de azalarak ilerliyor. Bakın, bu şekilde. Beyaz renkli ilmeklerim. Evet, bakın, sıraları tamamladım. Beyaz renkli 2, 4, 6, 8, 10. 10 ilmeğim bu tarafta kaldı. Burayı da sayalım. 2, 4, 6, 8, 10. 10 ilmeğim de bu tarafta kaldı. Şimdi ortadakileri sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. 16'da turuncu renkli ilmeğim var. Toplamda 36 tane ilmeğim mevcut. 46 ilmekle başlamıştık. 36 ilmeğimiz kaldı. Yani şu kısımlarda 10 tane ilmeği kesmişiz. Yani kapatmışız, azaltmışız. Şimdi buradan sonra artık şöyle ipimin örgümün arka yüzünü çeviriyorum. Şuradaki haroşa sıralarını sizlere söyleyeceğim. Şimdi ipimi burada keseceğim. Şöyle kestim.
Beyaz renkli ilmeklerimi böyle örmeden şişime alıyorum. Bu şekilde. Turuncu rengimle 1, 2, 3, 4, 5. 5 diş haroşa sırası örmüşüm şu kısımda. 10 ilmek azaltmışım. 36 ilmekle örmeye devam edeceğiz. Şimdi örgünün arka yüzüne geçtim. Bakın bu ipim burada. Şu iple ikisini şöyle düğümleyebilirsiniz. Böyle benim yaptığım gibi. Ya da şu kısımdan başlayıp örüp geldiğimiz iple de bağlayabilirsiniz. Burada sökülme olmasın diye bu şekilde bağladım ben. Şimdi tekrardan turuncu rengime geçiş yapacağım. Buraya ipimi nasıl bağlıyorum? Şöyle bir ilmek atıyorum ben. Buradaki beyaz renkli ilmeğimle ikisini bir ters örüyorum ki ilmek arttırmış olmayalım. Hem de turuncu renk ipimize geçelim. Şimdi ilmeklerin tamamını ters olarak örelim. Örgünün arka yüzündeyim. Artık ilmeklerin tamamını öreceğim. Bakın burada bunu ters öreceğim ama burası bakın burla buranın bitiş birleşim yeri. Şimdi bunu tek örürsem yanındakilerini tek örürsem burada bir delik oluşmuş oluyor. O yüzden ikisini birlikte öreceğim. İkisini bir ters öreyim. Burada iki ilmeği bir ördüm. Şimdi tek tek örüyorum. Şimdi yine bakın şu kısma geldim. Burası bakın çok açıklık görünüyor. Beyaz renkle turuncu rengin birleştiği yer. Burayı böyle çok açık olsun istemiyorum. O yüzden iki ilmeğin ikisini birlikte ters örüyorum ki daha iyi oluyor. Sonrasında tek tek örüyorum. Birleşim yerlerinde de birer ilmek eksilttiğim için 36 olan ilmek sayım 34'e düştü. Bakın şu birleşim yerlerinde birer ilmek eksilttim. Birleşim yerlerinde iki ilmeği böyle ikisini birlikte ters ördüğüm için bir ilmek burada, bir ilmek burada eksildi. Toplam 34 ilmeğim var şu an şişimde. Ve örmeye devam ediyorum. Artık ilmeklerin tamamını öreceğim. Yine haroşa örgüyü örüyorum. Beyaz rengimden sonra şöyle kenardan saydığımda 4 diş haroşa sırası örelim. Şöyle. Şimdi örmeye devam edelim. Evet, sıralarımı tamamladım. Şimdi ben sizlere 4 demiştim ama saydım 5 sıra örmüşüm ben. Bakın 1, 2, 3, 4, 5. 5 diş haroşa sırası örmüşüm. Bu yüzden ben de 5 ördüm. Şöyle göstereyim. 1, 2, 3, 4, 5. 5 diş haroşa sırası ördüm. Sizler burada 3 ya da 4 de örebilirsiniz. 5 de örebilirsiniz. Bu sizin tercihinize kalmış. Şu kısmın yüksekliğini ne kadar istiyorsanız o kadar çok örebilirsiniz. Şimdi bağcık kısmını taktığım şu delikli kısımları yapalım. İlk ilmeği örmeden aldım. Yanındakini ters ördüm. Şişime bir doladım. 2 ilmeği birlikte ters ördüm. Bir doladım, 2 ilmeği birlikte ters ördüm. Bir doladım, 2 ilmeği birlikte ters ördüm. Bir doladım, 2 ilmeği birlikte ters ördüm. Bakın şöyle. Bir doluyorum. 2 ilmeği birlikte ters örüyorum. Sıra sonuna kadar gidelim. Evet, en son bir doladım, 2 ilmeği ters ördüm. Sonra bir tane ilmeği, iki tane ilmeğim kaldı. Birini ters, diğerini düz ördüm. Bu şekilde hiç ilmeğimiz eksiltme, artma olmasın. Bu yüzden sayalım. Yine 34 tane ilmeğimiz olacak. Örgünün arka yüzüne geçtim. İlmeklerin tamamını ters olarak örelim. Bakın attığım ilmekler de dahil. Onları da ters örüyorum. Şöyle delikli kısımlar bakın oluşmuş olacak. Sırayı tamamlayalım. Örgünün ön yüzüne geldim.
Şimdi tekrardan ben 3 diş haroşa sırası daha ördüm ve 4. sırada ilmeklerin tamamını kapatarak örgümü bitirdim. Şimdi 3 diş haroşa sırası örelim. 4. sırada birlikte örelim. Evet, bakın böyle sıralarımı tamamladım. Şöyle delikli kısımdan sonra 1, 2, 3. 3 diş haroşa sırası ördüm. Şimdi ilmeklerimi örgümün ön yüzünde kapatarak 4. sıramı da örmüş olacağım. İlmeklerimizi nasıl kapatıyoruz? 2 ilmeğin ikisini birlikte ters olarak örüyorum. Bu ilmeği bu işime geçiriyorum. Tekrar 2 ilmeğin ikisini birlikte ters örüyorum. Bu ilmeği tekrar bu şişime geçiriyorum. 2 ilmeğin ikisini birlikte tekrar ters örüyorum. Kalan ilmeği bu şişime geçiriyorum. Bakın böyle kapatmaya başladım. Tüm ilmeklere aynı işlemi uygulayalım. Evet, ilmeklerimi kestim. Bakın bu şekilde örgümü bitirdim. Bir ilmeğim kaldı. Şimdi bunu ipimi uzun keserek. Niçin uzun kesiyoruz? Çünkü bu ipimi hem de dikmek için kullanacağım patiğimi. Bakın şöyle ilmeğimi çekiyorum. Çektim. Şöyle sıkalım, sıkacağım. Böyle tamamlamış oldum patiğimin örgüsünü. Şimdi dikimine geçelim. Evet, şimdi sizlere ölçü vereceğim. Bu ölçüler yaklaşık ölçülerdir. Tam kesin ölçüler değil. Çünkü bakın böyle zaten eğimli patiğimiz. Bu yüzden tam ölçü olmayacaktır. Şöyle bakın, şuraya kadar 10,5 santim uzunluğunda. Şöyle ölçeceğim bakın. Bu uçtan bu uca. Aşağıyı ölçemiyorum bakın. 18 santim uzunluğunda. Şöyle ölçelim bir de. Burası da tam 9 santimi biraz geçiyor bakın böyle. Bu şekilde olduğu gibi ölçtüm. Hiç gerdirmiyorum. Düzeltme falan yapmadım. Şöyle tersini çevirdim. İğnemi, ipimi geçirdim. Patiğimi tersinden dikeceğim. Bakın böyle ikiye katladım. Öncelikle şu kısmından bakın, başlangıç kısmını şöyle ayarlayalım. Aynı şekilde buraya da battım. Şöyle bakın, ipimi bir kez doladım. İğnemi buraya düğüm yaptırıyorum şöyle. Bu şekilde tamamladım. Şimdi dikmeye başlıyorum. Bakın böyle iç taraftaki ilmekleri alarak dikiyorum. 1 buradan, 1 buradan. Böyle aynı şekilde böyle dikerek uç kısma kadar gelelim. Evet, dikimini tamamladım. Şimdi düz tarafını çevirelim patiğimizi. Bakın bu şekilde tamamlamış olduk. Gerçekten çok kibar, puf puf, yumuşacık, çok da kullanışlı bir patik modeli oldu. Şöyle manken ayağıma da giydiriyorum. Bu şekilde giydirdim. Taban kısmını sizlere göstereyim. Şu delikli kısımlardan da bağcık geçirebilirsiniz. İster bu şekilde ipi elinizde vurarak, isterseniz tığınızla zincir çekerek bu bağcık kısmını yapabilirsiniz. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. İnşallah sizler de beğenirsiniz ve hep birlikte örmüş denemiş oluruz. Beni dinlediğiniz ve izlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Videolarımı, örgülerimi takipte kalın. Bunun için kanalıma abone olarak takipte kalabilirsiniz. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Videolarımı faydalı buluyorsanız, beğeniyorsanız, hoşunuza gidiyorsa kanalıma abone olarak lütfen destek olun. Hoşça kalın.